Tamam. Şimdi sen bize anlat bakalım, o halde eşinle ne zaman tanıştın, nerede tanıştın? Ben eşimle bundan 13 yıl önce tanıştım Aslı Hanım. Evet. Babamın görevi için Almanya'ya gitmiştik. Şöyle anlatayım size, ben bu arada 11 yıl boyunca eşimi hiç görmedim. Burada İstanbul'da hiç alakam yok. Hiç sosyal medyadan mı tanıştın? Sosyal medyadan tanışacağız, evet, kendisiyle. Babamın bir abisi bize geldi, 2 yaş büyük benden kızı vardı. Bir sosyal medya adresi açalım dedi sana. Bilmiyorum, o zaman telefon yok, bir şey yok, daha çok küçüğüm zaten, yeni gelmeye başladım. Kaç yaşındasın? 6. sınıftaydım. Ha. Evet, 6. sınıftayım. Evet. Arkadaşım yok dedim, ben kimle konuşacağım, benim arkadaşlarımla konuşursun dedi. Ve kendi dershanenin arkadaşını eklemiş. Eşimin kuzeni oluyor bu arada kendisi. Ah. Onlar bana evde aynı apartmanda oturdukları için birlikte yazıyorlardı. Biz konuşuyoruz, ne yapıyorsun, ne diyorsun, o şekilde. Küçük olduğumuz için yazımız. Ben küsmüşüm kuzeniyle konuşurken, hatırlamıyorum geçmiş zaman. Eşim tabii benim ismimi biliyor oradan. Evet. Kendisi bana yazmıştı. İleride istiyorsan biz konuşabiliriz seninle diye. O şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi 11 yıl boyunca hiç görmedim ama telefon... Sen Almanya'da mı kaldın? Ben Almanya'da 1 sene kaldım. Ondan sonra ben Türkiye'ye geri döndüm. Tamam. Peki işte, Türkiye'ye geldiğinde bir görüşme olanağı hayır, olmadı. Hayır, hiçbir şekilde. Şu eşim bana kendisini göstermek hiç istemedi. Ben ona kamera açıyordum. O kameraya işte internet kafeye gidip oraya etiket falan yapıştırıyormuş. Neden? Ben onu görmeyeyim diye. Bilmiyorum. Kendini hiç göstermedi. Peki söylemedi mi yani, neden bunu yaptın? Sormadın mı? Ya soruyorum. İşte kendimi şu an göstermek istemiyorum. Kendimi beğenmek istemiyorum. Zamanı gelince diye. Ama aslında o kadar uzun süre telefonda konuşuyoruz ki yani saatlerce. Oo. Şu an anlatayım mesela, evlendik. Annemlerin gençlik anılarını bile benim eşim aile sofrasında biliyor. Çünkü babam bana bir espri anlattığında ben hemen onu arayıp onu anlatıyordum. Allah bütün Allah. Ailemizle ilgili her şeyi biliyordu zaten kendisi. Aha. Nasıl gerçekleşti? Telefon arkadaşlığı gibi. Telefon arkadaşlığı gibi. Aynen, aynen. Gelişti, 12 yıl boyunca sohbet ettiniz ve ne zaman artık görüşelim dediniz? Aslında biz yine hiç görüşmezdik. Kötü bir şey, bir şeye vesile olmuş oldu. Hmm. Benim ilk köpeğim Deizm, kanser hastası. Biz Deizm'i kaybettik kanserden dolayı. Canım. Çok teşekkür ederim. Çok zorlu bir süreçti ve benim çocuğum uyutulmak zorunda kaldı. Yani en son evresindeydi. Hiçbir şekilde kurtuluş yoktu. Vefat ediyor benim kardeşim. Biz onu gömüyoruz tabii işte. Ondan sonra benim o zaman ekli değildi bende kendisi. Ablası bende ekli, kardeşi bende ekli. Bunu sosyal medyadan görmüş benim eşim tabii. O zaman eşim değil kendisi. Evet. Ben bir gün kalkıyorum sabah, dışarıda beslediğim köpeklerim de var. Onlara yemek çıkartmak için dış kapıda böyle yerde otu gibi bir şeyler var. Çok sinirlendim ama. Zaten acım var. Kim yine bizim kapımızın önüne ne atmış diye. Sinirle kapıyı bir açtım. Yerde boydan boya Daisy. Böyle çiçeklerle Daisy yazıyordu. Aa. Ay, biz ağlama çığlık, anneme falan bağırıyorum zaten. Bir araba böyle geri geri gitti ve döndü gitti. Biz tahmin ediyoruz böyle köyden birisi mi yaptı, bir arkadaşım mı yaptı, birisi bana sürpriz mi yapmak istedi mutlu edebilmek için beni diye. Evin kamerasına bakmak aklımıza geldi. Tamam, ben şimdi görmedim ama 3.30-4 sularında bir araba gelmiş. Arabadan 4 kişi iniyorlar. Sabaha karşı. Çok iyi. Donatıyorlar orayı. Heyecanlı. Çöp konteynerini çekiyorlar. Bir tarlaya giderken arabalar geçmesin diye, üstünü ezmesin diye çiçekten. Sabaha kadar bekliyorlar, gidiyor, aklıma dank ediyor. Acaba Sinan olabilir mi, Sinan olabilir mi diye. Numarası yok, silmişim tabii numarasını o zaman. Sosyal medyamda ablası ekliydi, hemen onu arıyorum. Abla hemen bana Sinan'ın numarasını atar mısın diyorum. Atıyor, sen miydin diyorum, evet bendim diyor. Dur gitme dedim. Gitme, annemle birlikte geleceğiz. Bizim köyümüze yakın bir yerde dinlenmek için durmuşlar. Gittim, gördüm, görüş o görüş yani. Bu arada sen şanslısın. Yani 11 yıl birisiyle konuşuyorsun, kamerada kendisini göstermiyor. Hani buradan lütfen bu uyarıda bulun istersen. Herkes senin kadar şanslı olmayabilir. Aman çok dikkat edelim. Ailemizi de, kendimizi de, çevremizi de üzmeyelim. Sıkıntılı bir şeye sebebiyet vermeyelim. O sebeple yani sen büyük bir cesaret göstermişsin.